Ankaracı maçı sonrası seni gönderiyorlardı. Hoca değildin. Takım kötüydü. Bu takımın yarısından para yenmişti. Tam 500 bin euro. Ne oldu hocam? 3 tane üst üste güzel maç, galibiyetler. Tabii o ilk başta da söylemiştik. Yani sezon başı itibariyle kadronun oluşumu olsun, ekonomik gerçekler olsun, katılan oyuncuların geç katılmalarının bir muhakkak bir bedeli, bir sıkıntısı olacaktı zaten. Onları yaşadık. Ama son 3 haftadır hem oyunsal olarak olsun, hem takımdaki arkadaşlık davranış biçimleri olsun. Sonuçlar da 3 haftadır iyi oldu. Ve üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Ama söylediğim gibi yani bizim her haftayı kimden oynarsak oynayalım, final gibi oynamamız gerektiğini hem oyunculara söylüyoruz, hem kendimiz yıllardır bu ligleri bildiğimiz için bu anlamda devam edip biz son 3 maça da diye önümüzdeki Balıkesir maçına kesinlikle kenetlenip milli maç arasına iyi girmek istiyoruz. Şimdi çok fazla sayıda transfer yapılınca algılar şuna döndü. Gençler bile sanki şampiyonluk mücadelesi verecekti ama sezon başında kötü başladı gibi izlenime kapıldı. O biraz şundan kaynaklı. Yani belki Gençler Birliği taraftarı %80-90'ın neyin ne olduğunu biliyor tabii ki de. Tabii Gençler Birliği'nin ismi, markası kulübün içinde bulunduğu ekonomik gerçekleri çok bilmediği için isminin bu hedefe sezon başı itibariyle oynayacağını düşünüyordu ama öyle değildi tabii ki. Onu sadece Gençler Birliği camiası kendisi biliyordu. Çünkü yaklaşık 140 milyona yakın bir borçtan girilmiş ve sadece bu yılki gelirleriyle, bütçesiyle bir takım yapma realitesi olan bir durumdaydık. Artı da tamamen hemen hemen boşalmış bir takımdı. Ve yaklaşık da 1 Temmuz'da hemen hemen göreve başladık ki takımların da kampa başladığı dönem o. Hem lige doğru takım yapılacak hem de o sürede de lige girilecek. Bunlar kolay işler değildi. Ben onları biliyordum. Böyle başlangıcı olarak sıkıntıların olacağını da biliyordum. Ancak gelinen noktada en azından ekonomik realitemizle birlikte %80-90 doğru hamleler yaptığımızı düşünüyoruz ki burada şunu kesinlikle göz ardı etmeyelim. Yani yapılan her şeyi ekonomik gerçeklerle beraber değerlendirmek gerekiyor. Yani bizim birçok takım 2,5-3 milyona kattığı oyuncular bizim de listemizdeydi ama biz ekonomik olarak öyle bir durumumuz yoktu zaten. Ama yine de kendi gerçeklerimize uygun, hele de kulübün içinde bulunduğu ekonomik gerçeklere uygun davranarak yapmaya çalıştık. İnşallah son haftalardaki hem oyunsal olarak olsun hem skor olarak olsun inşallah devam ettiririz. Şimdi oynanan futbol Balıkesir maçında zaten galibiyet hissini veriyor. Onu çok transit geçerek 3 haftalık bir periyot var şimdi. Hem milli maç arası hem ardından gelen bay haftası. Takımda bazı yerler hala eksiyor. Eksik, tam tamamlanamıyor gibi. Örnek gösteriyorum, defans hattı ile ilgili eleştiriler siz de hissediyorsunuzdur. Biz de söylüyoruz. Hala çok pozisyon veren bir defansımız var ve evet, devreye giremeyen bir eleke var. Eleke'nin gelmesiyle Sandro Lima devreye girdi ama asıl hala beklenen bir eleke var. Bu 3 hafta sonrasında Gençler Birliği'ni ne bekliyor? Hocam sizin kafanızdaki... Vallahi eleke oyunsal olarak takıma geldiği günden beri hem takımdaki diğer arkadaşlarına pozitif bir elektriği var zaten. Oyunsal olarak da biz memnunuz. Tabii forvet oyuncularından gol beklendiği için o da eksik olduğu zaman doğal olarak bu tip düşünceler oluyor. Sandro Lima da Eleke'nin gelişiyle beraber bir transfer gibi oldu şu ana kadar ki evet, oyunsal olarak bizim için. Sezon başı itibariyle çok gol yedik yani. Herhalde 2 maçta gol yemedik. Defans hattıyla ilgili söylenildiği gibi onu da halletmeye çalışıyoruz elimizdeki oyuncularla. Bu lig içinde kesinlikle de özellikle bu ligde
gol yediğiniz zaman işler daha da zorlaşıyor. Oranda halli olması lazım. Elimizdeki oyuncularla zaman zaman rotasyondan değişerek aşmaya çalışıyoruz tabii ki. Bir de hocam şimdi Metin Diyez'in denince bu tesislerde benim aklıma gelen bir Oftaş mucizesi geliyor. Altyapıdan çıkmış şampiyonluk mücadelesi veren, birincilikten şampiyonluk mücadelesi veren, son 5 hafta kala neredeyse takımdan ayrılmış bir Metin Diyez'in vardı. O takım Gençler Birliği'nin has özüydü. Bir manada damıtılmış kısmıydı. Altyapıdan çıkan çocuklardan oluşuyordu. Evet. %90'ı. Şimdi Gençler Birliği'nde de hala o altyapı çocukları çok kıymetlidir. Her zaman öyle oldu. Evet. Bazen bir küskünlükler oluyor. Siz kızıyorsunuz. Kadro dışı bırakmayalım desek de o maç kadrosunu almıyorsunuz. Onların performansını nasıl görüyorsunuz? Burada sorun ne? Eskisi kadar öyle bir neredeyse takım %50'sini %60'ını sırtlayacak bir altyapı olmamasının nedeni nereden geliyor hocam? Şimdi teşhisi bence doğru koymak lazım. Yani bugünden ilişkilendirmemek lazım. Ya da bu sezonun içindeki işte çocukların oynayıp oynamama, kadro olup olmama bunun tamamen dışında bağımsız söylüyorum. Gençler Birliği son yıllarda sadece ekonomik değil, altyapı olarak da ya da kendi oyuncularına davranış biçimi olarak da yetiştirdiğine ya da seviye olarak üst seviye oynayabilme adına, yetiştirme adına da son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Yani o bizim oynadığımız dönemler, daha sonra teknik adamlık Oftaş gibi yaptığım dönemlerde ki profilleri zaten yakaladım, onun hazzı da bir başkadır yani. Evet. O çocuk öyle oynadığınız zaman ki aldığınız iyi sonuçları, başarıların da buradan yetişmiş biri olarak, teknik adam olarak onun hazzı da mutluluğu da farklı olur zaten. Ama şöyle bir realite vardır. Teknik adamlık yapıyorsunuz, takım çalıştırıyorsunuz. Bu kendi takımınız, kendi kulübünüz de olsa sonuçta yeterlilik denen bir şey var. Maç kazanmanız gerekiyor. Maçı kazandıracak oyuncular, tercihler bu doğrultuda yapılıyor. Yani buradan olmuş, dışarıdan olmuş, buna çok bu dönemler için o uzun vadeli projeler kapsamına girer sizinki. Bu dönem için onları çok yerli yerinde kullanmak olmuyor. Evet, bizim transferlerde de Aksel gibi, Barış gibi, İşte Ubeyt şimdi oynuyor. Yani böyle en az 5-6 tane de 22-23 yaş aralığında da oyuncumuz var. Tabii sürecin içinde bu tip söylediğiniz projeleri ancak sürecin içinde gerçekleştirebilirsiniz. Yani bugünden yarına çok olacak şeyler değil tabii ki. Ama şunu söylemek isterim. Gençler Birliği'nin altyapısından yetişen oyunculara kulüp olarak bir çocukların önüne koyulacak gelecekleriyle ilgili bir proje çok konmadığını düşünüyorum. Yani A takım alınmış 17-18 yaşında 2-3 yıldır A takımda maç oynamadan duruyorlar. Gelişimi olması için maç oynamaları, Hacettepe onlar için aslında önemli bir proje. Orayı da başka bir anlamda bitirilmiş. Yani bunların hepsinin Gençler Birliği altyapısı adına bunların hepsinin tekrar koordine edilmesi gerekiyor kesinlikle. Şimdi rahmetli İlhan Başkan döneminde bu kulüpte uzun vadeli proje bir teknik direktör açısından zordu. Bunu 2001-2002 sezonuydu sanırım, yanlışım yoksa, siz geldiğiniz zaman da yaşadık. Yani Stankular geldi, Gostolar geldi, daha tam takım oturmadan sahadaki performans kötü olduğu için yollar ayrıldı. Şimdi bu yönetimin bir güzel yanı var sanki. Biraz daha projeye, böyle uzun vadeli projelere açık bir yönetim gibi gözüküyor. Şimdi Metin Hoca bundan sonra sahadaki sonuçlar oturmaya başladı. Transferler bitti. Artık bir mücadelenin içerisinde kulübün tamamını nüfus edip birçok projenin hayata geçmesinde rol alacak mı? Yoksa teknik direktör olarak mı kalacak Metin? Şimdi tabii takım çalıştırdığınız anda başlangıç itibariyle sonuçlar tabii ki. Realite bu. Teknik adamların realitesi bu. Ama bizim görev aldığımız tarih itibariyle, içinde bulunan durum itibariyle başlangıcın sıkıntı olacağını zaten %80-90 görüyordum zaten.
sürecin içinde bunun üst düzesinden gelebileceğimiz. Bu anlamda zaten bunu başkan ve yönetim kurulu da sağ olsun zaten biliyordular. Bundan sonrası için konuşmak daha doğru olur gibi. Çünkü evet, futbolda yeni bir takım oluşturduğunuz zaman bunların süreçleri vardır. Bu süreçlerde teknik adam değişiklikleri olur. Bunları da biliyoruz. Yani her şeye gebedir açıkçası. Ama çok etkilenmeden doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer süreç, yani görev sürecimiz uzun olursa zaten burada Gençler Birliği'nin en önemli özelliği ve biraz da tabiri caizse kurtuluşu olarak tamamen koordine edilmesi gerekiyor. Yani A takımı, Hacettepe'si, altyapısı çok sağlıklı koordine edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten konuşuyoruz da, kendi fikirlerimizi söyleriz. Uygulama bölümünde de zaten herkesin bir görev alanı var. Çok müdahil olmadan fikirler bazında tabii bunlar da konuşuluyor zaten. Vallahi inşallah her şey güzel olacak diyorum. İnşallah. Çok güzel bir kulüp var Gençler Birliği. Tabii şurada, tabii Gençler Birliği tesisleriyle, antrenman sahasıyla, yani çok, yani taraftarı da öyle sosyal medyada birkaç şeylere çok rüzgara kapılmamak lazım. Güzel bir kulüptür yani. Önemli, sadece önemli değil, hem güzeldir, yaşaması da güzeldir. Ama yaşamasının en güzelliği o bir aile ortamının olması ve altyapıdan çok sayıda oyuncu getirerek, yeterli oyuncu, değerli oyuncu yetiştirip bunlarla da mutlu olan bir kulüp. Bunları da başarmak lazım ki bu son 5-10 yılda bir kesintiye uğradı diye düşünüyorum.